Merhaba sevgili iş bilen izleyicileri. Bugünkü konuğumuz Finansal Kontrol ve Raporlama Müdürü Aydın Sönmez. Hoş geldiniz Aydın Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki. E, Aydın Sönmez ben. E, 1978 Aydın doğumluyum. E, Üniversite 950 Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesi'nde mezun olarak bitirdim. E, 20 yıldan beri de İstanbul'da hayatıma devam etmekteyim. Harika. Peki finansal kontrol ve raporlama müdürü kimdir? Ne gibi çalışmalar yürütür? Ee, bizler finansal raporlama ve kontrol ekipleri olarak bankaların yasal otoritelere raporlamakla sorumlu oldukları denetim raporları gibi, e, ilgili gözetim paketleri raporları gibi raporların tam ve doğru şekilde kişiler veyahut da sistemler tarafından doğru şekilde üretilmesinin e, çalışmalarını yapmaktayız. Bu Hı -hı. anlamda bankaların hazırlamakla yükümlü olduğu finansal tabloların e, başından sonuna Tüm e, kontrollerini ve bunların sunumunu ve halka açıklanması konusunda bizler destek vermekteyiz. Hı hı. E, bu noktada e, bizler e, gerek sistemlerle, gerek süreçlerle, gerekse e, bunların geliştirilmesi konusunda yoğun çalışan ekiplerden bir tanesiyiz diyebilirim. Yani bankaların genel olarak kalplerinden de denilebilir bu anlamda. Hı hı. Böyle olunca e, yoğun mesai saatlerimiz olabiliyor. Fakat yoğun iletişim, e, yoğun emek ve efor içerisinde olan bizler e, bunlardan da güç alarak e, kişilere ve kurumlarımıza e, katma değer yaratan e, işler ve süreçler üretmeye devam ediyoruz. Harika. Peki neden bu mesleği tercih ettiniz? Neden bankacılık? E, ben e, 20 yıl önce e, okul bittikten hemen sonra böyle bir... ...management trainee e, sınavına katıldım. Orada e, katıldığım bankanın... E, ...genel müdür yardımcısı, insan kaynaklarından sorumlu genel müdür yardımcısı bir hanımefendi var, çok kıymetli birisi kendisi. E, görüşmeler sonrasında benim mali kontrol ekibinde çalışmamın en uygun tercih olabileceğini belirtti bana. E, sonrasında e, yolum buradan çizildiği için... E, ...ben de bu işi severek yapmaya başladıktan ve öğrenmeye başladıktan sonra... E, bu işte hayatımı ve kariyerimi devam ettirdim diyebilirim. Harika. Peki müşterilerinizden daha doğrusu yasal otoritelerden gelen talepler neler oluyor genelde? Şöyle ki mevcutta zaten bizim düzenli olarak günlük haftalık aylık olarak raporlamakla yükümlü olduğumuz başlıklarımız var. Bunlarda bir süreç anlamında problemimiz yok. Fakat ekonomimizin e, değişkenlik gösterdiği durumlarda ya da piyasanın e, bir şekilde e, oynaklık olması durumunda bunlarla ilgili net ve kesin çözümlerin ne şekilde gidilebileceği konusunda analizler yapılmak isteniyor yasal otoriteler tarafından. Böyle olunca e, bu noktada en destek verebilecek e, kişiler bizleriz diyebilirim. Böyle olunca da o dönemlerde... E, Gerek sistemlerden, gerekse ilgili departmanlardan konuyla ilgili e, analizler yaparak e, yasal otoriterlere bu bilgileri paylaşmaya, göndermeye çalışıyoruz. Hı hı. Oldukça disiplin isteyen bir işiniz var. Kesinlikle. Değil mi? Zorlukları Kesinlikle. nelerdir diyebiliriz o halde? E, şöyle ki, e, yani banka içinde en çok çalışan insanlardanınız diyebilirim bu hı anlamda. E, çünkü... E, biz bankanın aslında bu anlamda bir tek bir noktada aynasıyız. Ee, yani arka planda onlarca, yüzlerce, binlerce insan olabiliyor. Fakat bizler gerek yasal otoritelere, gerekse halka açıklanan finansallar anlamında bankanın bu anlamda bir e, yüz yüz diyebilirim size. E, böyle olunca da e, az önce belirtmeye çalıştığım gibi yoğun emek ve efor gerektiriyor. Hı hı. E, genelde arkadaşlarımızın hepsi genç arkadaşlar diyebilirim. E, hepsi mücadeleyi seven, e, çalışmaktan da e, gayet hoşlanan arkadaşlar. Dinamik. <laughs> Kesinlikle. E, i̇şin aslında biraz da gereği diyebilirim size. Çünkü e, yani biraz da şey gibi e, terzilik gibi ya da bir zanaat sahibi olmak gibi biraz da bu işi sevmeniz gerekiyor. Sevmezseniz e, yani karakterinizle de örtüşmesi anlamında e, çok da zorlanabilirsiniz diye düşünüyorum açıkçası. Kesinlikle. Kendi açımdan düşündüğüm baktığımda. Hı -hı. E, böyle olunca e, Yaptığım işte sevdiğim nokta anlamında diyebilirim ki size insanların bir şeyleri başardığını ve onlara başarma fırsatını verdiğinizde ve bu noktada bir şeyleri geliştirme fırsatını o kişi ya da sistemlere sunduğunuzda, süreçlere sunduğunuzda insanlar sonunda altın madalyayı kendilerine takabiliyor, takabiliyorlar. Bu noktada bu fırsatı Onları her zaman da tanımak gerektiğini düşünüyorum. Ee, böyle olunca e, bizler sanki yaptığımız işte motivasyonumuz da artıyor gibi düşünüyorum kendimce. Hı hı. Bu da keyif aldığınız bir nokta diyebiliriz kesinlikle. aslında değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Hı hı. Pekala, en güçlü yönünüz nedir? Biraz size dönecek olursak. Ee, tabii ki. Ee, ben genel olarak bir şey öğrendikten sonra, ee, ve iyi analiz ettikten sonra onunla ilgili her türlü e, problemi çözebilirim diye düşünüyorum. Hı hı. Ee, analitik düşünme zeka düşünme zekası mı diyoruz? Ee, analitik düşünme yeteneğimin e, bu anlamda gelişmiş olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ee, problemlerle karşılaştığımda e, gelişen reflekslerin bana problemi hızlı ve çabuk şekilde çözebilmek konusunda bana yardımcı oluyor diyebilirim bu anlamda. Hı hı. <laughs> Peki sizce başarının anlamı nedir? Sizin için başarı nedir? Başardığınız en büyük şey neydi? Ee, başarının anlamı bence e, tek bir tane değil. E, başarının anlamı e, gerek profesyonel hayatta gerek sözler hayatta ve sosyal hayatta e, dengede olabilmeniz. Eğer o dengeyi yakaladı yakaladığınızı düşünüyorsanız bence hayatta başarılısınız. E, fakat küçük bir örnek vermem gerekirse benim için başarılardan bir tanesi, başarının açıklamalarından bir tanesi de e, küçükken yatağa başınızı koyduğunuzda, gözlerinizi kapattığınızda bir 20-30 yıl sonra büyüdüğümde şunu yapmak istiyorum dediğinizde ve o gün geldiğinde bunu başardıysanız, yaptıysanız bu sizin için e, hayattaki en büyük başarı noktasıdır diyebilirim. Hı, hı. Siz bunu sağladınız mı? E, sanıyorum sağladım. Harika o halde başarılısınız. Başarılarınızın da devamını dinleyelim. Çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Pekala. Motivasyon kaynağınız nedir? Motivasyon kaynağım benim e, üretmek. Üretmek ve sonunda insanlarla e, ve sistemlerle uyumlu bir şekilde sürecin tam ve doğru şekilde işlerini sağlamış olmak. Benim Hı -hı. için e, hedef noktaya varmak aslında e, bir noktada motivasyon kaynağı diyebilirim. Üretkenlikten geçiyor. Kesinlikle. O, harika. Peki hedefleriniz nelerdir? Bu yolda ilerlemek, kendinizi görmek istediğiniz nokta nedir? E, aslında gidilecek çok yol var hepimiz Hı -hı. için. Ee, okunacak çok yol okunacak çok kitap e, e, dinlenecek çok müzik e, gezilecek çok yer var dünyada hı hı. E, hepsi de benim için birer hedef kariyerimle ilgili hedefimse e, belki bir gün çalıştığım kurumda üst düzey bir yönetici olarak e, insanlara e, kariyerleri konusunda destek olabileceğim e, ve onları belki doğru bir şekilde yönlendirebileceğim e, noktada bu e, Mentorluk etmek. Harika. Umarım hedeflerinize ulaşırsınız. Çok değilim. teşekkür ediyorum. Rica ederim. Peki hala bu keyifli sohbetimizin sonuna yaklaşıyoruz. Maalesef ama veda etmeden önce izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ee, hayatta e, hepimizin karşılaştığı değişik zorluklar var. Bu da zorlukları aşmanın en büyük e, kaynağının çalışmak, çalışmak ve çalışmak olduğunu düşünüyorum. Ee, hayatta her zaman... Siz çalıştığınızda, siz iyi niyetle karşınızdaki insanlara doğru şekilde yaklaştığınızda hedeflerinizde tam ve doğru şekilde ulaşabileceğinize inanıyorum. Kariyer hedefi olabilir bu, özel hayatla ilgili bir hedef olabilir bu. Dürüstlük ve çalışmanın her zaman size pozitif yansıdığını ben düşünüyorum. Kesinlikle. Pekala çok teşekkür ediyorum Aydın Bey katıldığınız, verdiğiniz değerli bilgiler için. Meslek hayatınızda başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek dileğiyle. Sevgili izleyiciler, bugün Finansal Kontrol ve Raporlama Müdürü Aydın Sönmez bizlerle birlikteydi. Keyifli bir sohbet gerçekleştirdik kendisiyle. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşçakalın.